Beyaz TV ekranlarından merhaba herkese. Ana haberle karşınızdayız. Ben Elçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. 29 Eylül pazar akşamında Türkiye'de ve dünyada öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Önümüzdeki bir saat boyunca dop dolu bir gündemle sizlerle birlikte olacağız diyelim ve başlayalım. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yeniden inşa edilen Abdi İpekçi Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Basketbol Gelişim Merkezi'nin İstanbul'u dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaştıracak en güçlü adımlardan biri olduğunu söyledi. Göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun açılışında konuştu. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezinde hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Yıkılıp yeniden inşa edilen salonun açılışında tam bir görsel şölen vardı. Basketbol Gelişim Merkezi'nin yeni haliyle Türkiye'yi farklı bir konuma taşıyacağını belirtti. Abdi İpekçi Spor Salonu, Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Eski salon iyice yıpranmış ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Türk basketboluna yakışır bir tesis İnşa edelim istedik. Düzenli basketbol oynayan bir spor sever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Bugün de projeyi basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz. Her fırsatta gençleri spor konusunda desteklediklerini söyleyen Erdoğan, merkezin Türk basketboluna yeni yetenekler kazandıracağını da sözlerine ekledi. Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır.